Merhabalar, Neslihan Şirinşirin Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, tencerede pişen fakat mangal tadı olan böyle harika bir tavuk yemeği yapacağız. Bunun yanı sıra malzemelerimiz bir büyük baş soğan, bol soğanlı isteyenler iki büyük baş da koyabilirler. 3 tane orta boy patates şöyle yan şekliyle kestim efendim. Ve ben bugün but kullandım. Tavuğun budunu kullandım. Tabii ki but olduğu dolayısıyla biraz şöyle delikler açıyoruz ki kolay pişmesi açısından. Ben daha önceden hazırlamıştım zaten tavuklarımızı. Karabiberimiz var, kimyonumuz var. İsteyenler koyabilir. Kırmızı biber, kekik, tuz, yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken soğanları biraz böyle ateşte öldüreceğiz. Hani bunu yapmamız gerekli. Onun üzerine de tavukları dizeceğiz. Öncelikle hepsini koymuyorum. Bakın hepsini koymuyorum. Biraz böyle yarısını koydum. Yani bardağımızın daki yarım bardak sıvı yağımızın yarısını koydum. Çünkü diğer yarısını yine patateslerimizin üzerine ve efendim tavuklarımızın üzerinde gezdireceğim. Evet, şöyle bir karıştırayım önce. Malzemeyi saydık zaten. Daha çoğunu tavuklara koyuyorum fakat birazını da patateslerimize koyabilirseniz hepsini böyle koyuyorum. Karabiberden de koyalım bakalım. Evet. Çok güzel bir karışım oluyor. Tuz olarak ilave etmiştim biraz fakat patatesleri ilave etmemiştim. Hemen bunları böyle karıştıracağız, alabora edeceğiz. Onun sonrasında şimdi ocak başına gidiyorum ve soğanlarımızı karıştırarak şöyle birazcık pişireceğiz. Soğanlarımızı çevirerek biraz böyle diriliğini alıyoruz. Sonrasında tavuklarımızı şöyle tavamıza sırasıyla diziyoruz. Tavuklarımızı yerleştirdik. Çok az yine tavamızda birazcık kızarttık. Evet. Ve ters yüz yapıyoruz. Bakın pişmesini beklemiyoruz. Sadece tavuklarımızı bir yüzünü biraz daha kızartıyoruz ve diğer yüzünü çeviriyoruz. Tavuklarımızı çevirdikten sonraki böyle yapmamız çok çok lezzet veriyor. Patateslerimizi tavuğumuzun üzerine diziyoruz. Tıpkı şu şekilde koyabilirsiniz. Zaten birazdan bir bardak su bardağı suyumuzu koyacağız ya da yarım bardak. Tavuklarımız da su salacak ve yavaş ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Patateslerimizi dizdikten sonra evet bir su bardağı, yarım su bardağı biraz az gelecek. Çünkü benim tavuklarım çok fazla. Sizler 3-4 tavuk parçası yapabilirsiniz. Ona yarım bardak koyabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik su koydum ben. Bakın suyu üzerine bile çıkmadı. Onun sonrasında buharda pişmesi gerekiyor. Ocağımın altını kısıyorum ve böylece yavaşta emin olun ki patatesler buharda pişmiş oluyor. Harika oluyor ve gerçekten hiç susuz böyle ızgara tadında garnitürü içinde bir yemek oluyor. Evet, tavuğumuz pişmekte fakat etlerimiz yavaşta pişmek zorunda. Bakın kaynadıktan sonra ben hızlı ateşte kaynadıktan sonra püf noktasını söylüyorum. Ne kadar çok su saldı görüyorsunuz. Çünkü bu suyu çekene kadar da tavuğumuz pişmiş olacak. Hemen kapatıyoruz üzerini ve yavaş ateşe alıyorsunuz. Yani kaynadıktan sonra suyunuz kesinlikle orta ateşin altında en azından pişireceksiniz ki lezzetli pişsin. Et biraz sabır ister, pişirmesi ağır ağır olursa çok daha lezzetli olur. Ve hiç suyu kalmayana kadar pişireceğiz. Evet, biz de bu arada açılımımızı yapalım. Ne diyorduk efendim? Bu videoyu her ne mekanda, her ne zamanda bir insan izler ise ona buradan güzel bir mesaj gitsin, evrensel bir mesaj gitsin diyerek çok zamanlı niyet ediyorduk. Ve her burç için bir kart çekiyoruz melek kartlarından. Onun sonrasında da yorumluyoruz. Çünkü tavuk yemeğimiz
bir yarım saat kadar pişmek zorunda yavaş ateşte. Evet, bu arada hemen açıyoruz. Koç burcu. Tezahür çıktı. Bakın, spiritüel gelişmelerden duyulan keyif. Bugünlerde galiba spiritüel gelişimden zevk alıyorsunuz ve olumlamalar yapıyorsunuz. Hatta başkalarına bile öneri yapıp ışık oluyorsunuz ve meditasyondan gelen cevaplar olacakmış. Devam edin diyor size kartlarımız. Devam ederseniz geçmişte yaşadığınız bir olay gibi bir şey yaşamış olabilirsiniz ama devam ederseniz olumlamalara cevaplar yola çıkmış geliyor, dualarınızın cevabı. Evet, Koç burcundan sonra Boğa burcu, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Deneyimlerin faydası, ilişkiler yerine kariyer zamanı. Sevgili Boğa, ilişkiler yerine kariyer zamanı. Şu an sevgili Boğa'nın göz kamaştırıcı, bağımsız, anlayışlı ve mizahi duygusunun gelişmiş olması gerekiyormuş. Kariyer düşünmesi gerekiyormuş. Bakın, aşk için açıyoruz ama iş için de çıkıyor ve Boğa'ya kariyer çıktı. İkizler burcu. Zaten onu düşündüğü için çıkar. Yani burası bir bilinçaltı açılımıdır. Evet, İkizler burcu harika bir şey yaratmak için kendini adayan iki ruh çıktı. Benzer ruhlar, sevdiğiniz kişiden asla ümit kesmeyin, umut kesmeyin, umutlu olun. Bakın, burada iki tane sevgili çıkmış. Evet, hadi bakalım, belki enerji değişebilir. İkizler burcuna hep yeniye gidin, yeniye gidin diyorduk ama mevcut ilişkide umut kesme biraz bekle diyor. Bir dahaki açılıma kadar olumlamalarınla devam et İkizler burcu. Evet, bu arada geldik yengeç. Planların çok iyi işliyor. Profesyonel alanda finansal başarı kazanıyorsun. Kaynakları bilgece kullan diyor. Yani ne çok harca, ne çok tutumluluk yap. Başarılı, sebatkar, hünerli ve güçlüsün yengeç. İşte bu kadar. Yengece de kariyer çıktı. Aslana geldik. Sevgili aslan, midyenin içinden sana güzel bir partner çıkmış. Evet, zarif, anlayışlı, verici, pisişik olursan, kalbinin sesini dinlersen, aile, yuva, sevgisi olursa güvenilir pisişik bilgiler de sana geliyor ve harika bir şekilde rüyalar görebilirsin sevgili aslan örneğin. Bununla seni yönlendirebilirler. Evren sana mesajları rüyalar şekliyle verir ya da his, içinden gelen ilk kararın doğru olabilir. Sana da aslında kariyer çıktı, aşkta da kalbinin sesini dinle çıktı. Ailenle çok daha yakın ilgili olman çıktı. Evet, şimdi yeni bir duygusal durum. Başağa geçtik. İlişkiler veya sosyal davetlerde güzel birileriyle tanışabilirsin. Muazzam sezgiler yapabilirsin. İçgörün çok fazla olacakmış. Kibar, aşk dolu, rüya gibi açık yürekli bir insan çıktı. Daha doğrusu Başak olacak karşımızda. Sonrasında ona mutluluklar zaten geliyormuş. Harika çıktı. Yeni bir duygusal durum, yenilik çıktı ya da mevcut ilişkinde de bir yenilik olabilir bu. Şimdi geldik Terazi burcuna. Senin için harika bir fırsat var. Burslar, eğitim daveti, işe koyulma zamanı. Terazi çok kendini saldın ya da yattın demeyeyim ama çalışmaların artık, çalışsam bile hani sonuç alamıyoruz diye üzülüyordu teraziler. Sonuçlar geliyormuş. Saygın, zeki, eğitimli ve dengede olman gerekiyor. Terazi, dengeyi biliyorsunuz, dara hemen böyle kaçıyor diyorum videolarımda. O yüzden dikkatli ve dengeli olmak zorunda. Bir fırsat geliyor, kaçırma uğranı açık tut terazi. Akrebe geldik. Bir karar alma zamanı. İsteğin konusunda net ol, harekete geç. Kibar, zarif, naif ol diyor sana evren, sevgili akrep. Bir karar al. Biraz kararsız bir zamanlardan geçiyormuşsun. Böyle zamanlarda doğaya çıkıp dinlenin diyorum ben size. Yaylara geldik. Sevgili yaylar. Evet, bu arada aksiyona geçme zamanı, bir amaç için devasa bir tutkun var. İçgüdüsel olarak ne yapman gerektiğini zaten biliyormuşsun. Kendinden emin, şevkli, cesur, karizma olacakmışsın. Sevgili yaylar, çok çok güzel çıktı. İleri atlama zamanı, aksiyona geçme zamanı, hareket. Evet, yaylar, ertelemeyin. Yayların biraz erteleme huyları var. İleri hareket dedi evren size. Oğlağa geldik. Sevgili oğlak, maddi ihtiyaçlar sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanıyor. İyi niyet gösterileri şükran dolu bir kalple al ve ver. Yani verdiğin sürece alacaksın. Hem sevgi, hem maddi manevi. Evet, kovaya geldik. Burada kova,
Endişen gereksiz, düşüncelerini istediğin sonuca odaklanma sorunu yaşıyorsun. Pişmanlık, suçluluk, endişe duygularını meleklere havale et. Allah'tan dualarını Allah'tan iste, meleklerini göndermelerini iste sevgili kova. Dualar çıktı ve bu arada endişelenme dedi evren. Her şey yoluna giriyormuş. Evet, balığa geldik. Balık ay kartı. Evet. Balık yine biraz gayipte ve kararsız ve korkuyor. Planları geliştirme fırsatı. Doğru rehberlik için ön sezini dinle. Korkularınla yüzleş ve daha kuvvetli geliş. Bakın, ay kartı korkular belirsizlik demektir. Fakat yakında karar verirsen bu belirsizliği aşacaksın. Kararsız olman sevgili balık, değişken diyoruz. Kararsız olman seni gaybe, bilinmezliğe sürüklüyor. Harika çıktı. Genellikle aşk ve iş, aşk yerine iş ve kariyer çıktı. Bununla birlikte aşk zaten geliyor. Evet, şimdi yemeğimize bir bakalım. Evet, bakın şimdi pişti. Size ocak başında gösteriyorum ki suyu da çektiğini güzelce görün. Bakın hiçbir suyu kalmadı. Ve şu sesi duyacaksınız. Sanki böyle kızarıyormuş gibi. Ve bu arada ben 1 Aralık hiç patatesleri ezmeden şöyle olduğu yerde tavuklarımı döndürdüm. İki tarafı da kızarsın diye. Zaten bakın görüyorsunuz patatesler de ne kadar çabuk pişti. Emin olun ki tavuklarımız da çok güzel bir şekilde pişti. Ve şimdi birazdan servis yapacağız. Evet, yemeğimiz pişti. Şu anda kapağını açıyoruz. Görüyorsunuz sıcak sıcak dumanı üzerinde ve görüldüğü üzere hiçbir şekilde su yok. Fakat ızgarada pişmiş gibi kızardılar. İki tarafını çevirdiğim takdirde çok güzel oldular. Şimdi garnitürü de yapıyoruz demiştim. Şöyle koyabilirsiniz. Hazır. İçine havuç da atabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Baharatlı patatesleri koyabiliriz. Evet. Şöyle parçalamak istemiyorum çünkü patatesleri. Altında soğanlarımız var. Çok harika. Evet, soğanlardan alalım. Evet, servisimizi yaptık. Görüyorsunuz harika pişti tavuklarımız. Patatesi de yanında, içine havuç gibi sebzeler de koyabilirsiniz. Neslihan Şire Şirin Lezzetler kanalıma abone olmadıysanız hala hemen bekliyorum efendim. Çünkü içindeki açılım harika. Tabii ki bu açılımın çok çok daha detaylısı Neslihan Şirin astroloji kanalımda var. Hemen oraya da abone olursanız beni mutlu edersiniz ve çok daha ayrıntılı yeni aylar, dolunaylar, aylık, yıllık, haftalık bütün açılımlarınız ve gökyüzünden haberiniz olur. Hoşça kalın. Afiyetle yiyin efendim. Aşk dolu günler de yiyin.